AK Parti Ünye İlçe 5. olan Gençlik Kolları Kongresi Atatürk Parkı Restoran'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Parkı Restoran'da gerçekleştirilen Gençlik Kolları Kongresi'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve İlçe Gençlik Kolları delegeleri katıldı. Kongrede Gençlik Kolları Ünye İlçe Başkanı Arif Safa Sarı, bayrağı Mehmet Güle'ye devrederken, "Burada sizlere veda etmiyor, sizlerle beraber devam edeceğimi bilmenizi istiyorum," dedi. 2015 yılında başlamış olduğum AK Parti Ünye Gençlik Kolları Başkanlığı'nı bugün itibariyle çok sevdiğim kardeşim Mehmet Güle'ye devretmenin mutluluğu içindeyim. Bizler gençliğe güvenen, gençlerin siyaset yapması noktasında gerekli her türlü yasal düzenlemeyi yapan bir liderin partisinde görev yapmanın mutluluğu içindeyiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bugün burada sizlere veda etmiyor, sizlerle beraber olmaya devam edeceğimi bilmenizi istiyorum. Hedef 2023, hedef 2053, 71 baktığımızda onun için slogan orada partiyle siyaset gençleşiyor Türkiye. Güç deniyor sloganımız arkamızda durmaya devam ediyor. Evet sevgili genç kardeşlerim, ülkemizin istikbali ancak inançlı, ahlaklı ve dürüst nesiller yetiştirmekle mümkün olur. Gelecek dünyayı ve çağı yakalayabilen, zulme baş kaldıran, hak bildiği yolda cesaretle yürüyebilen, sadece kendisi için değil, tüm insanlığa ümit olabilecek 21. yüzyılın şahsiyeti gençliğinin ellerinde parlayacaktır. AK Parti seçilme yaşını 18'e indirerek bu ülkenin gençliğine son derece inandığını ve güvendiğini ortaya koymuştur. Sizler zengin bir kültürün, kadim bir medeniyetin, köklü bir tarihin mirasçıları, büyük bir milletin evlatlarısınız. Ve bu büyük milletin umutla geleceğe bakışı sizsiniz aslında. Gençler, ben size diyorum ki kısaca tavrınız olsun, tarzınız olsun, hedefleriniz ve çizgileriniz olsun, prensipleriniz ve sınırlarınız olsun. Yani farkınız olsun. AK Parti yıllarca ilkelerinde, değerlerinde, millete hizmet sevdasından ve o yolda hizmet etmekten asla ödün vermemiştir. Kurulduğu bugün, günden bugüne kadar birçok değişim yaşamıştır teşkilatlarında, yönetimlerinde vesaire. Ama her değişim ilkeler ve değerler doğrultusunda hiç sapmadan hizmet anlayışı içerisinde yoluna devam etmiştir. Bugünden itibaren bu görevi alıp aynı ilkeler ve değerler doğrultusunda daha ileriye 2023, 53 ve 71 vizyonla taşımak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikamette ve sizlere verdiği değerler doğrultusunda aynı gayret ve azimle çalışacağınıza inanıyor, saygılarla sevgiler sunuyorum. Hızlandırılmış, yoğun hızlandırılmış bir kongre takvimi yaşıyoruz. Gençlik kollarımızın kongresi de bunu ifade. Dün Fatsa'da, daha önceki gün Altınoğlu'da, velhasıl diyelim 19 ilçemizin tamamında bu kongreleri gerçekleştiriyoruz. Bizim haricimizdeki siyasi partilerin hiçbirisi kongreleri yapmıyor. Yani sadece AK Parti'de var. Gençlik Kolları'nın kongresi, Kadın Kolları'nın kongresi gibi. Bu da bizim kurumsal kimliğimizin güçlülüğünü gösterir. Gençlere güvenmek asıldır. Bu işi genç ve pırıl pırıl yeni dimağlara verdiğiniz zaman ufkumuzda, geleceğimizde hep örnek olacak işlere imza atarlar. Bu divandaki oturan kardeşlerimiz, yarın bu kürsüde konuşan arkadaşlarımız olacak. İl başkanımız olacak, ilçe başkanımız olacak. Dolayısıyla bu kademede adam yetiştirme yeri aynı zamanda. İktidarda olup da dünyada, Türkiye'de değil, iktidarda olup da dünyada oyunu üst üste artıran 5 seçim geçtiği halde oyu düşen tek parti biziz. Artık arkadaş, Türkiye devlet itibarıyla Cumhurbaşkanımızın himayesinde dünyada söz sahibi olan bir ülke oldu. Bu türlü kongrelerle birlikte hem kalifiye gelişmiş elemanlarımız hem de siyaseti laiki veçile yapacağız. Bugün açılışlarda söyledi. Bürokrasiyle siyasete ezdirmeyeceğiz arkadaş. Efendim ben görevim şu. Olabilir devletin birinden işler. Ama biz siyasetçiyiz. Millet seçim zamanı kimden ne istiyor? Ne diyecek Hüseyin Tavlı'ya, sen AK Parti'nin ilçe başkanısın. Ahmet Çağrı, sen belediye başkanısın. Ben senden yol isteyeceğim, su isteyeceğim. Hemşire isteyeceğim, doktor isteyeceğim. Karar verici kim? Siyaset.
O siyasetin sahip olan bakanlıklar tarafından yönetiliyor. Oy zamanı senden her türlü sıkıntıyı vatandaşla yüz yüze gelmek suretiyle talep edecekler. Karar mekanizmasında siyasetçi yok. Efendim bu işte siyaset olmaz. Nasıl olmazsa gelirken oluyordu. Çok iyi oluyordu efendim. Göreve gelinceye kadar her şey siyasetti. Göreve geldikten sonra efendim buraya siyaseti karıştırmayalım. Niye? Siyaset yok. Olur mu kardeşim? Hayatın kendisi siyasettir. O yüzden bürokrasinin içinde bu mahiyette ne kadar olumsuzluk varsa da biz İktidar Partisi'nin temsilcileriyiz, ona da müdahale edeceğiz. Bizim bir eksikliğimiz yok, biz kendi işimizi kendimiz görüyoruz zaten. Hükümetimiz bize sonuna kadar destek veriyor zaten. O anlamda kongrelerimiz bu türlü hem istişarelerin hem birliğin beraberliğin hem de karşılıklı fikir alışverişin yapılacağı alanlar olmalı. Bu alanlarda da yeni yetişen gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Psikolojisiyle ve vakasıyla yaşamayı ve geleceğe adım atmayı da bilmeliyiz. Üye hem ana kademeden teşkilat modellerinin bizim örnek ilçelerimiz de büyük tanesi. 19 ilçemizde ve 14 ilimizde ana kademe kongrelerimizi tamamladık. Bugün de Gençlik Kolları Kongremiz Ünye'de son ilçe kongremiz, inşallah bundan sonra da Gençlik Kolları İl Kongremizi tamamlamak suretiyle gençlik kongrelerimizi bitireceğiz. Ardından da kadın kollarımızın kongrelerini inşallah kısa bir zamanda yapıp bitireceğiz.